Destek Hayal kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tırmanış serisi videosunu çekeceğiz. Bildiğiniz gibi tırmanış serisi bizim sizlere ay ay netlerimizi söylediğimiz ve her ayın 30'unda paylaştığımız bir seri arkadaşlar. Şu an Ekim ayının netlerini size söyleyeceğim. Hem kendi yaptığım netleri hem de ekstra sizin geçen ay yaptığınız netleri zaten tırmanış serisi videosunun altına yazmıştınız. Yine bu videonun altına da yazıp hem birbirinizin netlerini görüp birbirinizi kıyaslamanızı istiyorum. Yani kendinizi onlarla kıyaslamanızı istiyorum. Aynı şekilde arkadaşlar ekstra bir konu da konuşacağız bugün. Konuşacağımız konu da 70 netten 110 nete çıkılır mı? Bunu bu ay konuşmamızın sebebi ise benim tam olarak Ekim ayı yaptığım net arkadaşlar. Yani Ekim ayı benim dikkat etmem gereken şeyler ve sonrasında 110'a nasıl ulaştım onları size anlatacağım. İsterseniz hemen videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle sesim için özür diliyorum. Çünkü biz destek al ekibi olarak ikimiz de farklı illerde olmamıza rağmen, görüşmemize rağmen aynı anda Covid olduk. İkimiz de hani ben ayın 29'unda pozitif çıktım. Yusuf da ayın 28'inde pozitif çıktı. O yüzden ama yine de videoyu yetiştirmek için sizlere yani bu serimizi verdiğimiz sözü tutmak için hemen bu videoyu çekelim dedik. Şimdi arkadaşlar hemen uzatmadan ben bu ay yaptığım neti söyleyeyim. Ben bu ay arkadaşlar fen bilimlerinde yaptığım denemeler yani dershanemde yaptığım denemelerde 70 net yapıyordum arkadaşlar. Hatta daha doğrusu 68 net yapıyordum. Zaten 68 netten 105 nete adlı bir videomuz da zaten kanalda mevcut. O videoya da göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben 70 net yapıyorken neden 70 net yapıyordum? Size bunları anlatacağım. Sonrasında ben sınav sürecinin sonuna kadar 110 nete çıktım. Peki nasıl 110 nete çıktım? Yani neler yaptım? Bu ay için özellikle kritik olan kısımlar hangisi? Hangi konuları daha böyle bilinçli çalışmamız lazım? Hangi konular için son şansımız Ekim? Onları size söyleyeceğim. Hemen şimdi başlayalım. Arkadaşlar ufak bir araya girmek istiyorum. Bildiğiniz gibi biz artık size destek olmayı kanalın adına da yazdığımız gibi bir görev haline getirdik. Ve bu yüzden sizden video fikri istiyoruz arkadaşlar. Sizin isteğiniz doğrultusunda size her türlü desteği, her türlü bilgiyi, her türlü soruyu her şekilde size ulaştırmak istiyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar bu serilerimize size destek olduğumuz serileri kaçırmak için de abone olmanız, videoyu beğenmeniz o da bize destek oluyor, bizi mutlu ediyor. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Ekim ayının hikayesi bildiğiniz gibi şu an AYT'ye ufak bir temel atılır. TYT'de de temel atılır ama daha çok TYT çok önemlidir arkadaşlar bu ay için. Hani siz mezunsanızdır belki mezunsanız TYT'niz güzel olabilir ama yine de arkadaşlar bu aralar TYT pratik anlamında hem Türkçeyi hem matematiği hem fen ve sosyali halledebildiğiniz bir dönemdir. O yüzden Ekim ayı aşırı önemlidir. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'a kadar bir TYT yüklenmesi yapılması gerekiyor zaten. Benim bu aralar netimdeki dağılım şu şekildeydi. Türkçe böyle 30 civarı, matematik 25 civarı, 25-30 civarı, fen sosyalde 10-15 civarı gidip geliyordu ama totalde 70-80 o aralarda gidip geliyordum. Ama özellikle bu aralar arkadaşlar siz eğer 70 net yapıyorsanız matematik netinizin düşük olması yani 20'nin altında olması veya 25 olması yani 20-25 arasında olması iyi bir şey değil arkadaşlar. Bizim hemen bunun temelini atmamız gerekiyor. Konuları bitirip her gün problemlere kadar geldikten sonra 15 problem, 20 problem şeklinde her gün çözmemiz gerekiyor. Ve matematik netimizi aralığa kadar 35'e 40'a çıkartmamız gerekiyor. Yani 30 üstüne çıkartmamız gerekiyor. Özellikle bu aralar matematikte kötü net yapanlar için 110 kısmı bir tık zor oluyor arkadaşlar. 100'ün üstüne çıkmak zor oluyor. Çünkü matematiği halledince aslında bence TYT'nin mantığı artık kolaylaşıyor. Çünkü diğerleri pratiğe bağlı. Konu çalışınca hallediyorsunuz ama matematiği bir anda halledemeyebiliyorsunuz. Ben de halledemedim ilk başlarda. Benim matematiği hallettiğim aylar Aralık falandı yani. Hani o civarlardı. Ama bu aralar özellikle paragrafta sıkıntı çekiyorsanız günde 40 paragraf çözmenizi öneriyorum. Ben 40 paragraf çözüyordum ama siz o sıkıntınıza göre onu 30-20 diye zaten bunu destek programı serimizde de onu da her ayın 20'sinde atıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Orada paylaştık zaten sizinle bu paragraf kısmını. Yani hem paragraf hem matematiği böyle düzenli çalışıp onları özellikle bu aralar kesinlikle bitirmeniz gerekiyor. Dil bilgisini halletmeniz gerekiyor. Eğer 70 net yapmanızın sebebi fen ve sosyal netlerinizin düşük olmasıysa yani Türkçe ve matematiğiniz çok iyiyse
Bu süper bir şey arkadaşlar. O zaman 110'a çıkmamız çok daha kolaylaşıyor. Çünkü matematik netleri dediğim gibi artması daha zor. Ama fen ve sosyal siz çalışırsanız ve her gün deneme çözersiniz. Deneme çözmeyi de zaten size erken başlatacağız. Destek programı serisinde zaten sizlere ne zaman ne kadar deneme çözmeniz gerektiğini de söyleyeceğiz. O yüzden şu an hani matematikte sıkıntı çekmeyenler çok şanslı arkadaşlar. Ben de aslında o kadar büyük bir sıkıntı çekmiyordum. 25 hani diyorum 25-30 diyorum ama 25-30 ama ben biliyordum hani ben 35 üstüne yapabilecek bir öğrenciydim. Yani yaptığım denemelerde hatta Ekim ayında olmasa da sonrasında oldu. Yani kendinize matematikte eğer güvenmiyorsanız arkadaşlar günlük matematik çalışmanız ve bunu arttırmanız gerekiyor. Yeni nesil soruları yorumlamaya çalışmanız gerekiyor. Yani siz çalışarak bir yere kadar arttırabilirsiniz netini. Yani sen 70 netten 90 nete çıkarsın çalışarak her zaman ama 90'dan 110 ya da 90'dan 100 üstü arkadaşlar, 100 üstü diyelim hatta. O bir tık daha artık sen karşılaşmadan bir soruyu bile yorumlamana bakar. O yüzden onu yorumlaman, onu yorumlama yeteneğini geliştirmen için sürekli pratik yapman gerekiyor. Ve o sürekli pratik yapmakta kesinlikle hani sürekli pratik yap, her gün çöz diyoruz ama o yaptığınız pratikten bir şeyler de öğrenmeniz gerekiyor. Ben o yüzden koşuk öğrencilerime yapamadıkları soruları biriktirmelerini istiyorum ve bunları düzenli olarak bakıyoruz. Ve arkadaşlar oradan hani geçmişte yapamadığın soruları öğrenmek, şu an yapamadığın soruları öğrenmek ve bunları sürekli tekrar etmek sizin netinizi artıran en önemli unsurdur. Zaten denemeyi çözme sebebimiz budur. Denemede yaptığımız hataları bulup, yani siz aslında hata yapacaksınız, onu öğrendiğiniz sürece netiniz artacak. Siz yoksa herkesin tıkandığı ve bir şey öğrenmediği bir net vardır. Benim bu net 98 nette. Bunu hangi ay yaptığımızı yine tırmanış sayısını takip ederek öğrenebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar herkesin tıkandığı netin sebebi de sen artık yeni bir şey öğrenmiyorsundur. Yaptığın yanlışları anlamıyorsundur. Soruları biriktirmiyorsundur. Belki çözümüne bile bakmıyorsundur. O zaman senin netin artmaz. Denemede özellikle denemenin genelinde yaptığın hataları da düşünmen gerekiyor. Hani ben neden bunu yanlış yaptım? Ben neden Türkçeyi, bu Türkçeyi anlamadım? Bu Türkçe zor muydu? Ben mi odaklanamadım? Saat kaçta çözdüm? Nasıl çözdüm? Sonra matematikte ben neden şu soruda çok oyalandım? Neden onu, o çözümü daha kolay göremedim? Şeklinde sürekli kendinize sorgulamanız gerekiyor. Sonra neden fende bu kadar dikkatsizlik yaptım? Neden sosyalde bu kadar dikkatsizlik yaptım? Sosyalde bilgi eksiğim mi var? Fende bilgi eksiğim mi var diye sürekli kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar 70'ten 100 üstüne 110 netlere çıkmak aslında sürekli kendini sorgulamak ve denemedeki yanlışlarına göre kendini geliştirmeye bakıyor. O yüzden bu dediğim gibi soruları biriktirme, o sorulara bakma kısmı çok önemli. Denemedeki genel yanlışlarınız, yani illa bir sorun yanlışı değil, denemede yaptığınız hataları ve çözüş taktiğinizi çok güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Ben özellikle kendime has bir çözüş taktiğim vardı. O da şu şekildeydi. Zaten bunu videolarda söylüyorum. Türkçe 40 çözüyordum 40 dakikadan. Sonra matematik 20 çözüyordum. Artık matematik ilk 20 soruda o kadar hızlanmıştım ki 20 dakikada bile bittiği oluyordu yani. Düşünün, bir dakika bir soru. Matematik için bayağı hızlı bir şey. O yüzden sonrasında fen sosyal çözüyordum. Sonra kalan matematiğe yine fazla sürem kalıyordu. O yüzden siz kendinize göre bir taktik belirlemeniz, sürekli onu sorgulamanız, yanlışlarınıza bakmanız dediğim gibi kritik noktalar. Ekim ayının kritik noktası ise şu. Arkadaşlar şu an kaç net yapıyorsunuz? Hiç önemli değil. Belki 70 net yapmıyor olabilirsiniz. Ama sizin odaklanmanız gereken şey günlük geometri, günlük paragraf, günlük problem. Problemi de eğer problem konusuna geldiyseniz konu işleme anlamında. Özellikle TET matematikte dediğim gibi 30 üstüne çıkan insanlar TET netlerini çok daha yükseltebiliyor. Çünkü matematiği hallettikten sonra diğerlerini halletmek çok daha kolay. Matematik bir tık daha herkesin beceremediği, benim de özellikle ilk başlarda çok sıkıntı çektiğim ama sonrasında halledip bayağı hızlandığım bir ders. O yüzden özellikle matematiğinize odaklanmanızı istiyorum. Sen şu an 95-100 net yapıyor da olabilirsin ama yine matematiğinin 38 üstü, yani 35 üstü, hani eğer o netlerdeysen artık bunları konuşuyor oluruz zaten. O yüzden senin de onlara odaklanman lazım. Sen matematiği hallettin mi zaten Türkçeden yanlış yapmazsın. Hani Türkçe'ye de sıkıntın olabilir. Benim öyleydi yani. Bir matematiği halletmiştim. Türkçen sıkıntı olabilir ama Türkçeyi halletmesi daha kolay. Her gün çöz. Bir şekilde artık sen o paragrafın çözüş tekniğini, artık soruyu yazan gözünden düşünmeyi halletmiş olacaksın. Ama TET matematikte de arkadaşlar dediğim gibi yeni nesil soruları görmek, artık o soruyu sen hiç görmesen bile onu yorumlamaya çalışmak, artık o yeteneği kazanmak pratikle oluyor. Aslında pratiği de öğrenerek, hani sürekli yaptığın hataları tekrarlamayarak ve ondan bir şeyler öğrenerek aslında gerçekleşiyor. O yüzden dediğim gibi o netlerin artma kısmı bu şekilde oluyor.
Arkadaşlar video genel olarak maddelere ayırmadım. Direkt dediğim şeylerin hepsi çok önemli olduğu için bunları ayrı sizin sadece bir kısmınızı izlemenizi istemedim. O yüzden tamamını izleyin arkadaşlar. Şu an bu kısımdaysanız başa sarın, tamamını izleyin. Çünkü dediğim her şey çok önemli. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar eğer izlemediyseniz videonun tamamını, geçtiyseniz bir daha izleyin. Çünkü dediğim her şey kritik. Yani hani cidden kritik bir video arkadaşlar bu. Çünkü 70'ten 110'a çıkmak, 70'ten artık bir yerde tıkanmanın sebebini söylüyorum size. Aynı şekilde biz de yaşadık bu tıkanmaları. Biz de tecrübe ettik. O yüzden umarım siz de tecrübe etmezsiniz ya da bizim hatalarımızdan da ders çıkartıp, sadece kendi hatalarınız değil, bizim hatalarımızdan da ders çıkartıp yolunuza çok güzel bir şekilde devam edersiniz. Genel olarak arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Yorumlara netinizi veya sorularınızı, video fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Dediğimiz gibi bizim artık görevimiz, misyonumuz size destek olmak. O yüzden bizi sürekli böyle görün. Yorumlarda sürekli sorunuzu sorun. Biz emin olun sürekli çalışıyoruz siz o yorumlara dönmeye, bütün yorumlara. Şimdiden kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Başarılar diliyorum.